yüz hatlarını geldirdi. Dudaklarına silikon taktırdı. Burnunu ve çenesini törpületti. Yetmedi. Telde kalça yağlarını aldırdı. Dünden bugüne Handerçel'in görüntülerine çok şaşıracaksınız. Sana ne olmuş? Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadı iddia edilen Handerçel estetik harikası mı? Kendime yeni bir ben lazım. Kariyerine magazin sunuculuğuyla başlayan Handerçel'in kendini baştan yarattığı görüntüler geliyor. Murat Dalkılıç'la uzun süredir birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan Handerçel sevgilisinden kısa bir süre önce ayrılmıştı. Dalkılıç'tan ayrıldığı günlerde Sen Çal Kapımı adlı dizide yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'le rol olacağı kesinleşmişti Handerçel'in. Asla yan yana gelmeyiz. Partneri Kerem Bürsin'le yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları yüzünden Murat Dalkılıç'tan ayrıldığı hala söyleniyor. İzin vermedim ki magazin manşetlerini günlerce süsleyen Handerçel'in eski görüntüleri de ortaya çıkmaya başladı. Daha önce hiçbir yerde duymadığınız haberler, görmediğiniz görüntüler magazin en farkıyla ekranlarınızda olacak. Oyunculuktan önce kapanan bir kanalda magazin programı sunuculuğu yapan Handerçel o günlerde tıfıl bir kızdı. Kaderin cilvesi midir bilinmez ama ayrıldığı sevgilisi Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'un haberini sunarken oldukça heyecanlıydı. Ve Merve Boluğur neden karar bağladı? Yeniden İstanbul'un durdurak bilmeyen gecelerine gidiyoruz. O tıfıl kız 2013 yılında birdenbire döneminin reyting rekorları kıran dizisi Çalıkuşu'na rol alıvermişti. Yüzünün aynı bakılırsa çok özenim kaldı. Birazdan mefta olacağım. Diziyle birlikte hayatı değişen Handerçel'in hemen hemen değişmedik bir yeri de kalmadı. Ne olmuş? Hayırdır sana ne olmuş? Handerçel'de estetik harikası çıktı. Öyle bir değişti ki Handerçel'in eski halinden eser kalmadı. Şu anki halinden oldukça farklı görünen Handerçel eskiden fazla kilolarıyla dikkat çekiyordu. Vay şişmanım şişmanım, şişman sevdim pişmanım. Bel ve kalçasındaki yağları alırarak fit bir vücuda sahip olan Handerçel'in yüzünde de birçok değişiklikler göze batıyor. Güzel oyuncu hafif kemerli olan burnunu da küçük bir operasyonla düzelttiriyor. Sıkıldım sıkıldım makinistim. Bu değişimler Handerçel'i kesmiyor. Kısa bir süre sonra düz olan dudaklarına silikon taktırıyor güzel oyuncu. Sahte, sahte. Handerçel'in güzelleşmesi sosyal medyada çok konuşuldu. Konuşanlardan biri de fenomen Alp Kılınç'tı. Güzel oyuncuya bazlama surat diyerek cezayı değmişti. O zaman da bazlama lakabı zaten ilk ben söylediğim için benim üstüme gelir. Fakat bunu benimle birlikte iki kişi daha söyledi. Bunlardan birisi de Kerimcan Durmaz. Kendisine bazlama surat diyen kişiyi mahkemeye vererek cezalandıran Handerçel estetik operasyonlarına bir yenisini ekliyor. Yanaklarımı küçülteceğim diyen güzel oyuncu dediğini de yapıyor. Bal yanaklar, gir de bir bak daha neleri var. Yuvarlak yüz hattına sahip olan Handerçel yanaklarından yağ aldırdıktan sonra kalın olan çenesini törpületerek güzelliğine güzellik katıyor. Ayrı Deniz Akkaya değil, 2000 ayrı Deniz Akkaya vardı bu yayında. Şimdi sözü Deniz Akkaya vererek başlayacağım ama temkinli konuşmanızı öneriyorum. Az sonra da sizin dünden bugüne gelmiş bilir kişi olaraktan mı konuşuyorsunuz? Buyurun. Şimdi öncelikle Hande Erçel çok güzel bir kız. Onu söylemek istiyorum. Benim güzellik anlayışımın içinde değil. Yani ben daha mesela büyük hatlı kadını severim. O daha bizden daha aslında burada bazlama derken de tabii ki kötü niyetli söylenmiş olabilir ama. Çok çirkin bir yorum. Çok çirkin bir yorum. Bazlama diyen de bu arada geçirmediği operasyon kalmamış isimlerden biri. Kerimcan'ı mı söylüyorsun? Kerimcan'ı mı? Evet. Ha, Kerimcan ben tanıyorum canım. Kerimcan yani evet geçirdi ama saklamıyor. Neyse şimdi bakın bazlama mevzusu da aslında şuradan çıkma. Burada anlatılan gerçekten bilirkişi olarak açık ve net bir şekilde söylüyorum ki bu operasyonların %70'i operasyon değil kilo kaybı. Hande Erçel neredeyse yarısını şekeri sporla ve gluteni bıraktı. Şok. Dudaklarını da etkiliyor şimdi mu? Bak hepsini söylemiyorum. Şimdi yanak aldırma diye bir şey yok. Onu net şekilde söylüyorum. Dudaklarında tabii minik operasyonlar var. Biraz çenesinde var. Botoksları azıcık az buçuk bir şeyler var. Ama
Kesinlikle bu olay, kilo kimseye yakışmıyor. Bakın kilo bir sağlık problemidir. Hande Erçel şimdi çok fit. Bakın burada biraz küçük Ceylan'la kime benziyor diye konuştuk. Bilmiyorum nereden biliyorum. Söyle. Ben bilmiyorum ne ya. Ne dedin söyle. Ben hiçbir şey demedim. Çok ben güzel kız. Gayetten sesler duyuyorum herhalde arada şimdi. Böyle bir. Küçük Ceylan'da biri arasında bir görüntüye sahipmiş. Ne güzelmiş dedim. Evet. Doğru. Öyle kilo şey kimseye yakışmıyor noktasında sazı elimi almak isterim. Tabii ama son bir şey söyleyeyim. Ha, son erken Türk erkeği her zaman balık etli kadını sever. Tamam ondan yalnızmış da. Balık etliyle güzel. Sibelcan lütfen siz gidip kalçanızdan yağ aldırmayın. Kalçasından yağ falan aldırmış. Lütfen yok, siz olduğunuz gibi kalın. Yok yok. Şimdi, zayıflamış o. Deniz Akay'ın açıklamasını ha, kaçırdı. Arada, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Aramızda kalsın bunu neden biliyorum. Çünkü biz aynı doktora gidiyoruz arada bir. Kimle? Hande ile. Aha. Ama doktor güzel bir şey vardı. Onu, orada flash bir lafı vardı Deniz Akkaya'nın. Ben dedim ki söyleyeyim. Balık etli erkekler balık etli kadından hoşlanır dedim. İşte bu yüzden ben kimsesizim ben şu doktora anda. Ben doktora takıldım İzzet Bey. Ben sordum. Doktorun Hande ile ilgili doktor söyledi diyor. Doktorların mesleki sırları, müşterilerinin bilgilerini birbirine taşımaması gerekiyor. Mesleki ahlakta buna karşıyım. Vallahi senin doktordan da nerelerinden yağ aldırdığını öğrendim Emre'cim. Benim evet, tek bir operasyonum var ama küçük Emre arasında bir durum var demişim ben. Şuna gelelim arkadaşlar. İnsanın kendini bu kadar değiştirmek istemesinin acaba toplum içinde özgüvensiz ya da hep bir dışlanma halini evet, mi vardı? Evet ben dışlanmış ve özgüvensiz. Dudak. Yok diyorum bak kilo vermiş diyorum sen niye ısrarla? Ama bantta iyi diyor kalçasından yağ aldırdı. Ben bu kadar kilo verdim dişlerim düzelmedi arkadaşım. Nasıl olacak? O öyle düşünüyor. Doktorum dişlerim sormuş. Niye düzelmedi beni? Şeyi çok dişlerini merak ediyorum şu an ya. Çok mu mutlu dudak. Bu haliyle Hande Hanım? Hande Hanım daha mı mutlusunuz şu an? Hande, evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu arada bunu da böyle diyorsun ama gerçekten tek dişi yüzünden belki yüzünde bizim onun güzel bulduğumuz ama gerçekten kafaya taktığı için veya göğüsleri kendine göre tahta olduğu için dışarı çıkmayan bir sürü genç kız var. Bakın bu konular bizim baktığımız yerden bakılmamalı. Örnek veriyorum. Sedef hastası insanlar neden dışarı çıkmıyorlar? Yüzünde leke olan insanlar neden dışarı çıkmıyorlar? Estetik operasyonları abartılmadığı sürece biraz böyle bakmanız. Burada abartılmış ama her yer. Neresi abartılmış? Her yerde müdahale var. Bakın benim ilk gördüğüm sunucudaki. Hayatım kilo vermiş diyorum ben sana. Sunuculuk görüntüleriyle sondaki görüntü arasında çok fazla müdahale güzel var. Güzel olmuş ama. Estetik müdahaleye kesinlikle desteğim. Deniz İhtiyaç Akay, olan. Sen bütün ünlülere destek veriyorsun hep. Birazdan dikkat Deniz ediyorum. Hanım'ın görüntüleri bir de gelecek. Bir tek ünlü olmayanlara destek vermiyorum. Evet. Biraz önce araya sıkıştırdığın gibi influencer'ın altında. Tersini söylerse kendiyle çelişmiş olacak biraz sonra diye düşünün de. Ben şurada takıldım. Özür dilerim. Kalça operasyonu şimdi, yok. Takıntı haline dönmeye başlamış Hande Erçel'de durum. Yok evet, öyle ufak bir şey. Tefek müdahaleler tabii ki gerekebilir. Kamera önünde ama bandın baştan sonuna her yerinde bir müdahale olduğu bilgisi var. Şimdi bu ne olur biliyor musunuz? Hala kendini beğenmediği yeri vardır. Bu bir zaman sonra psikolojik bir hastalığa, ama Kerem Bursun gibi bir şey söyleyeceğim. Kerem Bursun gibi biriyle beraberse. Ha, sen ne dedin Emre? Bu kadar müdahale yaparsa bir Emreciğim, insan kendini sevmemeye kilo başlar. Vermiş, kilo. İşte yanımızda var anladın. Kilo vermiş ama kilo vermekle tepeden tırnağa bir değişim ben, müdahale var bir orada. Bir parmak kaldırarak bir şey söylemek istiyorum. Benim yanaklarımı aldırttığıma dair. Ondan sonra yanağıma nedir o bu jawline diye bir şey yapılıyor. Onu yaptırdığıma dair six pack yaptırdığıma kadar bu iş gider. Böyle şeyler var. Bakın kilo verdikten sonra yanaklarınız çöker. Elmacık kemikleriniz daha çok çıkar. Burada bilir kişi konuşuyor. Böyle operasyonlar falan geçirdiği yok bu kız kalçasını falan aldırmamış. Kalça aldırmak ne demek Allah aşkına? Kalçasından yağ aldırmak. Yok öyle bir şey. Zayıflamış şey diyorum. Ben girmek istemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Türkan Şoray'a benzeyen gözleri var Hande. Evet çok güzel yani, gözleri. Gözleri güzel ama boş bakıyor. Türkan Şoray'ınki öyle değil, delici bir bakışı vardı. Göksel Arsoy'un bir hikayesi var. Hey gidi günlere döneceğiz. Kadın bana o kadar güzel bakıyordu ki delip geçiyordu dedi. Türkan Şoray bakışı diye bir şey var. Sonra da, bakın Kerimcan ne demiş? Ay gerçekten kusacağım artık bu bazlamadan demiş. O Kerimcan'ın çok mı terbiyesiz, bu? Çok terbiyesiz. Kim? Kerimcan. Kerimcan'ın üslubu. Kusura yani. Üslubu peki bir şey olabilir. Sorabilir miyim? Oradan bir konuya geçmek istiyorum. Biz beğenmiyoruz o 3 milyon niye takip ediyor? Bana söyleyin. O Kerimcan'ı takip eden kaç kişi takip ediyor? Bakayım hemen. Neyse. Şimdi neyse, bir de konumuz Kerimcan olmasın. Şimdi bir de.